Garten of Bamban geliştiricisi ekranlarda gördüğünüz yeni oyunu Unplayed'li duyurdu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere şu anda Garten of Bamban yapımcılarından yepyeni bir oyun. Aslına bakarsanız Euphoric Brothers bundan kısa bir süre önce yeni bir şey geliyor şeklinde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıştı. Tabii ki bizler bunu Garten of Bamban'la alakalı diye düşünmüştük ve yepyeni bir oyunu bizlerle bu şekilde gördüğünüz üzere fragmanla paylaştı. Oyun 2024 yılı içerisinde çıkacak. Garten of Bamban'la beraber yürütecekleri bir oyun olacak. Tabii ki Garten of Bamban'ı bitirecekler anlamına gelmiyor. Bunu mutlaka soran arkadaşlarımız olacaktır. Hemen şöyle en başa bir geleyim arkadaşlar. Sizlerle beraber bir izleyelim. Hiç durdurmadan bir izleyelim. Daha sonra nasıl bir oyun olacak, neler olacak hep birlikte sizlerle beraber konuşalım. Bu arada bu Euphoric Brothers'ın 7. oyunu arkadaşlar. İnsan Kıyameti, Pizzada Yaşam, Buraya Nasıl Geldik, Et Suyu, Egghead Gumpty ve son olarak Garten of Bamban'la beraber bir patlama yapmıştı. Şimdi yeni oyunu ise Unplayed geliyor arkadaşlar. Ve bu Unplayed'le alakalı da çok fazla konuşacağımız şey olacak aslında. İnsan Kıyameti çok fazla tutmamıştı. Pizzada Yaşam da çok fazla tutmamıştı. Buraya Nasıl Geldik ve Et Suyu oyunlarıyla beraber bir tık sanki Euphoric Brothers bir sıçrama yaşadı. Daha sonra Egghead Gumpty ile beraber de Euphoric Brothers ismini fazlasıyla duyurdu. Ve son olarak Bamban ise, Garten of Bamban serisi ise Euphoric Brothers'ın en prime dönemini yaşattı onlara. Ve bakalım yeni oyunumuz seriler şeklinde gelecek mi? Bence zaten Euphoric Brothers'ın tek oyununun da bu olduğunu düşünmüyorum. Arka planda çalıştığı oyunlar vardır diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir sizlerle inceleyelim. Oyun hakkında daha fazla bilgi vereceğim ben size. Evet, gördüğünüz üzere böyle bir hayatta kalma oyunu gibi. Ama şu an sanki Garten of Bamban sonuncu bölümde gördüğümüz yaratıklar var. Evet, karakterlerimiz bu şekilde. Yani bunlar biziz aslında arkadaşlar. Bu şekilde bir eve giriyoruz. Vebayı temizle diyor. Yani bir veba salgını var demek ki. Bir hastalık var, bunu temizleyeceğiz. İnsanlar işte arkadaşlarınla birlikte demesi çok oyunculu bir oyun olduğunu gösteriyor. Ya da yalnız diyor. Yani oldukça gerilimli bir oyun olacak. Karakterleri bilmiyoruz ama bakın burada çok oyunculu diğer arkadaşlarımız. Ya biraz da bana biraz sanki Roblox'u hatırlattı gibi. Çünkü böyle kütüphane arasında gezinme. Aa, burada tedaviyi buluyorlar. Evet, burada yine bakın burası biraz bana bir Roblox'u bir hatırlattı. Roblox doğrusu hatırlattı. Evet, burada ağlayan birisi var. Evet, burada player yani biz yanlışlıkla orayı deviriyoruz. Ve işte gördüğünüz üzere sinematik sahneler de olacak gibi arkadaşlar sanki. Evet, orayı devirdikten sonra değişik bir yaratığa dönüştü ve Unplayed şeklinde şu an istek listesine sizler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arka planda gördüğümüz üzere buradaki yaratık asıl, bakın şurada. Evet, bu yaratık bana bir Garten of Bamban'da son bebek karakter var ya, biraz ona benzetti ama şimdi oyuna baktığımız zaman Unplayed diye okunuyor. Aslında bu ne demek? Bu bir veba anlamına geliyor. Yani veba da demek oluyor. Salgın hastalık anlamına da geliyor. Oyunumuzun adı kısacası veba. Yani bir salgın hastalık. En fazla 4 oyuncu ile oynanabilen bir ekip oyunu aslında bu. Tabi sizler isterseniz bu oyunu kendi başınıza da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun amacı eski ortaçağ köylerinden birine bulaşan veba veya salgın hastalığını temizlemek. Yani bizim amacımız burada tek başımıza veya arkadaşlarımızla girip, bakın burada değişik yaratıklar var. Bu yaratıklar aslında veba salgınıyla beraber oluşan sıkıntılı yaratıklar. Yani biz tedaviyi arayacağız ama biz tedaviyi ararken bunları da mücadele edeceğiz. Yani bunlarla mücadele edeceğiz. Hem bunları iyileştirmeye çalışacağız hem de mücadele etmeye çalışacağız. Tek amacımız doğru tedaviyi bulup köydeki hastalığı yok etmek. Veba çoktan topraklara yerleşti şeklinde Euphoric Brothers'ın bir açıklaması var. Burada köylüler de olacakmış ve buralarda yaşayan yaratıklar hayal edilemeyecek dehşetlere dönüştü şeklinde. İşte gördüğünüz üzere oyunun çıkış yılı 2024. Yani bu yıl içerisinde çıkacak. Tabii ki şimdi iki kardeş olarak Euphoric Brothers bu oyunları üretiyor. Daha fazla ekibi büyütür mü bilmiyoruz ama şimdi Garten of Bamban çok seri bir şekilde geliyordu. Tabii ki bu oyunun da patlama durumu olursa eğer, oyunlar biraz daha mesafeleri uzun aralıklarla gelecek anlamına geliyor. Xbox kontrolcü desteği de olacak arkadaşlar bu oyunda. Oyunda şu an için sadece tek
İngilizce dil desteği bulunsa da ben Euphoric Brothers'a güveniyorum. Çünkü birçok oyununda Türkçe dil desteğini sunuyor. Mesela İnsan Kıyameti, Pizzada Yaşam, Buraya Nasıl Geldik, Etsu, Egghead Gumpty ve son olarak Garden of Bambanda da Türkçe dil seçeneklerini görmüştük. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu şekilde, yani sizler de istek listenize ekleyebilirsiniz. Yani bakın, karakterler bir tık sanki Garden of Bambana da benziyor. Burada aslında 4 kişi, en fazla 4 oyuncuyla oynandığı için arkadaşlarımıza gösteriyor burada. Yani Euphoric Brothers şu an 4 kişiyle, ama bakın burada meşale falan fırlatıyoruz arkadaşlar. Oradaki karakterin elinde de meşale var. Garden of Bamban yapımcısı olarak gerçekten burada bir hype alabilir diye düşünüyorum ben. Bu Unplayed ile alakalı vebayı temizlemek. İşte bakın, burası zaten bana bir tık Roblox Doors hatırlattı gibi. Şöyle bakın, köye eve giriyoruz. Sinematik geçişler de çok fazla olacak. Tabii ki oyunun süresi ne kadar olur bilmiyoruz ama bakın burada bir hasta var. Yani salgına bulaşan, vebanın bulaştığı bir kişi var. Buraya ona doğru gidiyoruz ama sanki onu uyandırmamamız mı gerekiyor? O bir anda kalkıyor ve bizi görüyor. İşte aslında bunlar köylüler arkadaşlar. Bu köylüler salgınla beraber bu hale dönüşüyor. Arkadaşlarımız, ya solo oynamak bir tık daha sıkıntı olabilir bu oyun arkadaşlar. Özellikle korku ve gerilim anlamında solo oynamak daha kötü olabilir. İşte karakterlerimizi zaten bu şekilde görüyorsunuz. Kitaplıkların arasında saklanması, dediğim gibi Roblox Doors'taki o kitaplık sahnesini bana biraz anımsattı. Bakın burada arkadaşlarımızla beraberiz veya yalnız olarak oynayabileceğimiz bir oyun. Zaten Euphoric Brothers özellikle bu meşale gibi mumlar var ya, onun üzerinde çok durdu. Özellikle o mumu göstererek yeni bir şey geliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bakın bunlar da köylüler. Aslında buradaki player'lar köylüler oluyor. Yani biz oluyoruz arkadaşlar. Köylülerin artık desteğini alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama yani çok oyunculu bir oyun olması sanki 1. 2. 3. 4. bölüm olarak değil de aynı yine az önce örnek verdiğim Roblox Doors gibi de olabilir. Yeni yeni güncellemelerle beraber, oyun içindeki satın alımlarla beraber ilerleyebileceğimiz, yani Garden of Bamban'dan tamamen ayrı bir oyun olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerin fikirlerini de merak ediyorum. Zaten çok oyunculu olmasının sebebi de bu şekilde olabilir. Yani oyun içindeki satın alımlar olma ihtimali var. İşte burada gördüğünüz üzere bazı şeyler toplanmış. Örnek veriyorum, bakın buradaki mantar toplanmış ve buradaki salgını düzeltmek için, yani yine bulmacalar. Gizem olur mu, detay olur mu, o konuda çok emin değilim arkadaşlar. Yani gizemleri, detayları olan, bir hikayesi olan bir oyun olur mu? Garden of Bamban gibi çok olacağını zannetmiyorum. Ama bakın burada yine güncellemeler gelirse artık nasıl olur bilmiyorum. Unplay şeklinde duyuruldu veba, yani oyundaki salgını bir anda bitirip oyunu bitirebiliriz. Ama bir hikayeye bağlayıp devam da ettirebilirler. Ama bu devam ettirme konusu da bana biraz uzak geliyor gibi görünüyor. Şu an işte gördüğünüz üzere oldukça gerilimli bir oyun olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, burada değişik bir şekilde Unplayed şu an isterseniz açıklamalar kısmından, sizler de Steam'den istek listesine ekleyebilirsiniz. Net bir çıkış tarihi yok ama 2024 yılı içerisinde gelecek oyunlardan birisi. Gerçi Garden of Bamban'ın yeni bölümünden önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum ama Garden of Bamban 5'in de önemli bir yeri var ki hala onu da bekliyoruz. Euphoric Brothers'a Garden of Bamban 5'in neden gelmediğini sorduğumuzda yeni bir şeyler deniyoruz şeklindeki durumu sanki yine buradaki Unplayed oyunuyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Yani ondan tamamen bağımsız bir oyun gibi yeni oyun çıkacak. Garden of Bamban 5'te hikayeye farklı bir anlam katmak için geri gelecektir diye düşünüyorum. Sizlerin bu oyun hakkındaki düşüncelerini de yorumlar kısmında bekliyorum. Sizce tutar mı, tutmaz mı, ya da siz bekliyor musunuz, yoksa bunun yerine Garden of Bamban'ın yeni bölümlerine mi çalışsınlar gibi düşünceleriniz var? Yorum atmayı unutmayın. Tabii ki atacağınız her like yeni videolar için bizi oldukça önemli motive ediyor. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.